Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizin yapımını çalışacağız. İki renk kullanarak ördüm beyazımın içerisinde. Dilerseniz tek renk ya da daha fazla renklerle de bu güzel modelimizi çalışabilirsiniz. Hem bebek örgülerinde çok güzel olacaktır, hem de yetişkin örgülerinde şöyle güzel bir çalışma olacaktır. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmaya yetecek kadar şişimi, ilmeğimi toparladım. Bir diş haroşa ördüm. Sizler dilediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve hemen örmeye başlıyorum. Buradaki kullanmış olduğum sıra üzerine devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi şişimi örmeden geçiriyorum. 1, 2, 3. 3'ü örmeden aldım. Pembe rengimi alıyorum. Pembe rengimle sıradaki ilmeğimi alıp örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümü ördüm. 3 tane ilmek ipim arkada şişime geçiriyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 5 tane düz örüyorum. 4 ve 5. 5 düzümü ördükten sonra buradaki kalan ilmeklerim yine örülmeden şişimde kalıyor ve çeviriyorum. İpimi şu şekilde öne alıyorum ve buradan düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 düz ördüm. Aradaki 3 tane ilmeğimi yine bu kez ipimi öne alıyorum. Örmeden şişime takıyorum. Düz olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimizi. Kenardaki ilmeğimizi zaten örmemiştik ama şişimize şöyle takıyoruz. Her rengimizi 2 sıra örüyoruz. Şuradaki görmüş olduğum ilmeklerimi, örmediğim ilmeklerimi örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Hiç örmemiştim. Şimdi buradaki ilmeklerimi ise örgümün ön yüzünde ters olarak örüyorum. 4, 5 pembeleri ters. Diğer 3 tane örmeden aldığımız ilmeğimiz düz. Pembeleri ise ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Sona kadar geldim. Şimdi arkadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakınız pembemiz burada düz görünüyor ama ters olarak örüyorum. Beyazımızla ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 3 ilmeğimi örüyorum. Evet. Şöyle görmenizi istiyorum. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Pembe rengimizi ve üzerindeki beyaz çizgilerimizi. Gri rengimizle örgümüze devam ediyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model. Onun için bakınız burada pembemizi 3 tane boş ilmeğimizden sonra örmeye başlamıştık. Kaydırmayı dengelemek için 4 tane gri örüp 3 tane beyaz 3 tane ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Beyaz ilmeğimizi. Buradaki 3 ilmeğimizi de aşağıdaki pembenin sonuncu ve ilk ilmeğini örüyoruz. Ortada kalan 3 ilmeğimizi ise örmeden aktarıyoruz. Hemen zaten sayılarımız belirli olduğu için hiç problem olmamakta. Gri rengimi alıyorum. Geçiriyorum. Ve başlıyorum. 1, 3 ve 4. Bakın pembenin ilkini ördüm. 3 tane ilmeğimi şişime örmeden takıyorum. İpim arkada. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi örüyorum. 3 tane ilmeğimi ipim arkada,
şişime geçiriyorum. Kenardaki 4 ilmeğimi yine gri olarak örüyorum. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada ters olan örgümü düze çeviriyorum. Grilerimi düz olarak örüyorum örgümün arka yönünde. 4 tanesini ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İpimi tekrar bakınız diğer tarafta ve ilmeklerimi düze çeviriyorum. 5 tane ilmeğimi. 3 ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden şişime takıyorum. Tekrar ipim arkada. 4 tane ilmeğimi örüyorum. 2 sıra grimizi tamamladık. Şimdi beyaz sıramızın ilkini örmeye başlıyoruz. Burada renkli olan kısımları ters olarak örüyorum. Örgümün düz yönünde. Hiç örmediğim beyaz ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum. Renklilerimi ters, örmediğim beyaz ilmeklerimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi şöyle renk değiştirdiğim için örüyorum. Ters örüyorum bakınız. Ters, ters. Hiç örmediğim beyaz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters, ters. Renkli ilmeklerim ters. Hiç örmediğim ilmeğim 3 tanesini düz örüyorum. Kenardaki 4 tane renkli ilmeğimi ters örerek tamamlıyorum. Ve örgümüzün arkasını çevirerek bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve çeviriyorum. Hemen ters örmeye başlıyorum. Düzü tersi çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Beyazlarımız zaten ters. Diğer tarafta grimizin üzerine ters ördüğümüz için bu yönde düz durdu ama terse çeviriyoruz. Ve ikinci sıra beyazımı da ördükten sonra tekrar pembe rengimi örmeye başlayacağım. Modelimizin yeniden düz yüzündeyiz ve pembemizin olduğu sırayı uygulayacağız. 3 tane ilmeğimizi örmeden şişimizi geçiriyoruz. 5 tane ilmeğimizi pembe ile düz başlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane düz. 3 ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum ve ipim arkada. 5 tane pembeyi örüyorum. 3 tane ilmeğimi şişime örmeden takıyorum. Diğer şişim de kalsın. Sürekli al boşaltı yapmamıza gerek yok. Çeviriyorum hemen. 3 ilmeğimizi örmeyeceğimiz için. Ve şöyle ipimi öne alıyorum. Buradaki ters olan ilmeğimi modelimizin arka yönünde düze çeviriyoruz. Pembelerimizi. 4 ve 5. 3 ilmeğimi ipimi öne alıyorum ve örmeden şişime takıyorum. Tekrar ipim arkada 5 tane ilmeğimi düze çeviriyorum pembelerimi. 3 tane ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. 2 sıra pembemi tamamladığım için şimdi beyazımı örüyorum. Şöyle görelim bakın ne kadar güzel. Beyaz rengimi alıyorum. Örmeden aldığım 3 beyaz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane düz. Pembe renkli ilmeklerimi ise terse çeviriyorum. Ters yapıyorum. 1. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. 1. Ters. Bu yönde ters, ters, ters. Şuradaki görmüş olduğumuz güzel çizgi görünümünü buradaki ters yapmamız veriyor. 3 ilmeğimi düz. Renkli ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğim düz. Evet. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Beyazlarımız zaten tersti. Pembemizi bakınız düz olduğu için terse çeviriyorum. Ve ikinci sıra beyaz rengimi de örüyorum. Bir sonraki sırada grimizi de yine kaydırarak devam edeceğiz. Modelimizin yapımı bu kadar kolay ve zevkli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimizi. Ve çalışmaya karar verirsiniz inşallah. Zevkli de örersiniz. Sağlıklı, afiyetli. Evet şöyle ön yüzden tekrar bakalım modelimize.
Bu şekilde devam edecek. Şimdi 4 tane griyi örerek başlıyoruz. 3 tane beyaz pembemizin sağından ve solundan birer örüp ortadaki 3'ü örmeden alıyoruz ve bu şekilde modelimiz ilerleyerek devam ediyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Beğenip de yapıp arkadaşların da işi gücü rast gelsin inşallah. Gayet güzel bir çalışma olur umarım. Yeniden yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.